Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle ince bir bebe yünü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Ben şöyle 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Evet, çıkardığım ilmeklerimi bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buraya kadar 5 ve 5'in katları artı 3 demiştik. 16, 17. Şöyle bir ilmek daha ilave edeceğim. Toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle başlamadan buraya bir tane düğümümü attım. Fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Şimdi model anlatırken alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Bir sıra ters öreceğim. Ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Evet, şöyle son ilmeğimi de ördüm. Dediğim gibi lastik örmediğim için bir sıra ters örgü ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve modeli kuracağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz. Kenar ilmeğini de burada düz örüyorum. Başladığımız gibi bitirdik. Ön yüzden modelimizin birinci sırasını bitirmiş olduk. Modelin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Sıradaki ilmek ters, ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 4 ilmek düz örüyoruz. 4 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar arada bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine 4 ilmek düz. İpimi benden yana aldım. 1 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Şöyle göstereyim size. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi burada bu düz ilmeklerimizi selanik örer gibi öreceğiz. Bundan sonra bakın şöyle üstten değil şu alttan
Düz ilmeğimi ördüm ve bıraktım. İpi benden yana aldım. Burada 4 tane ters ilmeğim var. Birincisini ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Ortadaki ikisini düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Dördüncüsünü tekrar ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Yine bakın düz ilmeğimdeyim. Dediğim gibi şöyle üstten değil alttan öreceğiz. Selenik örer gibi. İpi benden yana aldım. Yine 4 ters ilmeğimdeyim. Birincisini ters. 2 ve 3'ü düz. İpi benden yana alarak dördüncüyü tekrar ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi şöyle alttan örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Dördüncü ilmeğimi yine ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi şöyle alttan selanik örer gibi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin 3. sırasıydı bu. Modelin 4. sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ne görüyorsak şimdi onu öreceğiz. Bir ters, bir düz, iki ters, bir düz. Tekrar bir ters, bir düz, iki ters. Bir düz. Dediğim gibi ne görüyorsak onu örüyoruz burada şu anda. Modelimizin son sırası bu. Yani modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Ve kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Tabii ki şu anda modelimiz anlaşılmıyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için modelimizi bir kez daha kuracağız şimdi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine bakın bu düz ilmeğimizi şöyle alttan girerek selanik örer gibi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Şimdi model kurulumu yapacağımız için bu 4 ilmeği ön yüzde tekrar ters örüyorum. Düz ilmeğimi alttan örüyorum. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi yine alttan ördüm. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Devam ediyorum. Arka yüzde bir ters, 4 ilmek düz olarak devam ediyorum. Bir ters ilmek, 1, 2, 3, 4 ilmek düz, bir ters, 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm, bir ters ilmek ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine düz ilmeğimi şöyle alttan örüyorum. 4 ilmeğimi, 4 ters ilmeğimin birincisini 3. sırada ters ördüm. İkisini düz, dördüncüsünü de ters ördüm. Tekrar düz ilmeğimdeyim. Şöyle alttan ördüm ve bıraktım. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmek, iki düz, bir ters. İpimi arkaya aldım. Yine bakın şöyle alttan düz ilmeğimi ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ters, iki ilmek düz. Son ilmeği ters. Yine düz ilmeğimi şöyle alttan örüyorum ve kenar ilmeğim. Evet, ikinci modelimin son sırasındayım. Bu sırada arka yüzde
Ne görüyorsak onu örüyoruz. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Şimdi şu sırayı geçelim. Modeli kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim ben. Bir de onu göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet, model kendini belli etti. Dediğim gibi kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada alt kısmına farklı bir lastik uyguladım. Dilerseniz sadece haroşa da geçebilirsiniz alt kısmına. Çünkü içinde haroşa var zaten. Yakışacaktır modele. Evet, modelimizin ön yüzü bu şekilde. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Dediğim gibi model ilerledikçe kendini gösteriyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk süveterlerinde, yeleklerinde, bebek battaniyesi yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.